Ben size bir örnek verip sözü toparlayayım. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra batıya doğru açılma gözüküyor. Zaten Edirne o zaman payitaht, bir de İstanbul fethedilmiş ve görülüyor ki o yana doğru büyüyecek Osmanlı. Öbür taraftan Macar Krallığı da büyüyor, Sırp Kralı daralmış, araya sıkışmış. İki insana da Hunyadi, Macar Kralı Hunyadi'ye İstanbul'daki padişahımız Mehmet Sultan Mehmet Han'a, Fatih Sultan Mehmet Han'a elçiler, mektuplar gönderip diyor ki, gördüm ki ikiniz iki taraftan büyüyüp geliyorsunuz, biz arada ezileceğiz. Sırplar diyor bunu, Ortodokslar. Ben iltihak edeceğim, birinizden birine iltica edeceğim, teslim olacağım. Ama benim kiliselerim ne olacak? Benim inanmışlarım ne olacak? Ne muamele görecek bunlar? Bunu bilmek isterim. Eğer bir sıkıntı gelmeyecekse teslim olacağım ama yok sıkıntı gelecekse de çarpışarak, ölerek bitireceğim bu işi diyor. Hunyadi'nin cevabı şudur. O ne demek? O ne demek? Yani beri tarafta Macarlar Katolik galiba. Katolik. Beri tarafta Katolik kiliseleri varken, Katolik inanış varken bir de Ortodoks mu olacak? Bütün Ortodoks kiliselerini Katolik kilisesine döndüreceğim. Bütün Ortodokslar Katolik olacak. Aksi takdirde kılıçtan geçiririm. Mektubun biri bu cevabı. İkinci mektubun cevabı şu. Fatih Cennet Mekan'ın verdiği cevap şu. O ne demek? O ne demek? Müslüman için cami neyse, Ortodoks için kilise odur. Müslümanların camileri ne kadar himayemiz ve himmetimiz altındaysa koruması, Ortodoks kiliseleri de o kadar himmetimiz ve himayemiz altında. Müslümanlar ibadetlerini yapmakta ne kadar hür ise, Ortodokslar da ibadetlerini yapmakta o kadar hürdür. Bu benim size hediyem değildir. Bu benim dinimin gereğidir, dinimin. Gördünüz mü? İşte insanlara bakış, niyet, zihniyet ve inançlardaki insanlara bakış farkı bu.